Çantayı alsana ya. Başlıyoruz o zaman. Bir dakika. Bir saniye. Geldi mikrofonu geldi. Geldi. Aha. Türkiye Futbol Federasyonu açık mı? Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'ya da 2028 ve 2032 adaylığımızı soracağız. Servet Bey öncelikle hayırlı olsun. Adaylık başvurumuz. Ne durumdayız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye UEFA'nın çok önemli bir paydaşıdır. Ülke üyesidir. Ülkemizin Türk insanının futbol olan coşkusu, aşkı, bir futbol ülkesi olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin son 10 yılda, son 15 yılda yapmış olduğu tesisleşme, statlar, futbola olan katkısı. Dolayısıyla ülkemiz zaten bu turnuvaların doğal adayıdır ve her zaman için aday olacaktır kazanana kadar. Bu sefer inşallah şanslı oluruz. Yine güçlü adaylar var. İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda, Rusya'da aday olduğunu bugün bildirdi. Biz de hem 2028 hem de 2032 için adaylık dosyamızı resmiyete kavuşturmuş olduk. İnşallah bu süreci beraber iyi götürürüz ve sonunda hepimize bir Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir iyi bir miras bırakmış oluruz. Tabii kazanarak bu süreci beraber yaşayıp göreceğiz. Ülkemiz için, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Efendim bir soru sormak istiyorum. 2020'de UEFA farklı bir model denedi. Tekrar bir ülke ya da iki ülkede yapılması yönünde görüşler var. Siz de UEFA yönetim kurulu üyesisiniz. Bu konuda 2028'in tek ülke mi yoksa birkaç ülkeli bir organizasyona dönüşebilir mi? Tamamen İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda. Onlar bir blok olarak adaylar. Biz Türkiye, bir de Rusya. Dolayısıyla 2020 gibi 8-10 şehre dağıtılması söz konusu değil. Dolayısıyla bu 3 aday, yani 4 grup İngiltere, UK olarak aday oldular. Ve 3 aday arasında bir yarışma olacak. Bu süreci beraberce yaşayıp göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. Efendim sizin gönlünüzden geçen hangisi? 2028 mi, 2032 mi? Hangisi olursa artık bakacağız. O söylediğim gibi bu süreci yaşayacağız gelişmelere göre. Tabii biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak gelişmelere göre kararımızı ve hareketlerimizi belirleyeceğiz. Statlarımız yenildi. Bu anlamda iddialı görüyor musunuz Türkiye'yi? Söylediğim gibi biz doğal adayız. Yani her bakımdan, yani altyapı, üst yapı, statlarıyla futbol ülkesi olmamız, futbol aşkı, coşkusu, Türk insanının futbol olan yatkınlığı, hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sefer şans yanımızda olur. Yarınki maç gibi şans yanımızda olur ve ülkemizi gururlandırırız, sevindiririz. Yarınki maç da önemli. Portekiz güçlü aday. Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar gelmiş durumdayız. Tek eleme usulü maçlar her zaman zordur. %50-50 şans bir maçtır. Dolayısıyla futbol şansı yanımızda olur diye ümit ediyoruz. Ve inşallah da olacaktır. Ülkemizi sevindireceğiz. Çünkü Türkiye milli takımı ülkemizin bir moral kaynağıdır. Hem yurt dışında prestij açısından hem de içerideki futbol iklimi açısından olumlu olacaktır diye düşünüyoruz. Hayırlısıyla, heyecanla bekliyoruz. Hazırız. Servet Bey, oyuncuların morali, motivasyonu nasıl? Onu da sormuş olalım. Çok iyi. Çok hem teknik heyetimiz, çocuklar çok iyi hazırlandılar. Zaten bugünkü basın toplantısında da belirttiler. Dolayısıyla hazırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başkanım hayırlı olsun.